Dünyası filminin galasına konuklar akın akın gelirken nihayet ev sahipleri de ortaya çıkıyor. Mert Fırat, Belçim Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ve son olarak Yılmaz Erdoğan çıkıyor kameraların karşısına. Erkekler smoking giyerken Belçim Erdoğan zarif ve beyaz bir orkide gibi duruyor aralarında. Yeniden konuklara çeviriyoruz kameramızı. Nur Yerlitaş'ın elinde mendil yok ama ağlamak için şimdiden kendini hazırlamış. Sanıyorum çok açıklıymış. Hem biraz ağlayacağım hem enerji alacağım. Kameralar kıyafet detayı alırken utangaç bir kız çocuğu gibi poz veriyor. Demet Sağroğlu daha önce Deniz Seki ile kısa süreli bir aşk yaşayan fotoğrafçı sevgilisi Murat Özdemir ile katıldı galaya. Kelebeğin Rüyası filminin galasına konuklar akın akın gelirken nihayet ev sahipleri de ortaya çıkıyor. Mert Fırat, Belçim Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ve son olarak Yılmaz Erdoğan çıkıyor kameraların karşısına. Erkekler smoking giyerken Belçim Erdoğan zarif ve beyaz bir orkide gibi duruyor aralarında. Yeniden konuklara çeviriyoruz kameramızı. Nur Yerlitaş'ın elinde mendil yok ama ağlamak için şimdiden kendini hazırlamış. Sanıyorum çok açıklıymış. Hem biraz ağlayacağım hem enerji alacağım. Kameralar kıyafet detayı alırken utangaç bir kız çocuğu gibi poz veriyor. Demet Sağroğlu daha önce Deniz Seki ile kısa süreli bir aşk yaşayan fotoğrafçı sevgilisi Murat Özdemir ile katıldı galaya. Uzun boylu beyefendi sevgilisiyle aynı kadraja girebilmek için eğilmek zorunda kaldı. Kelebeğin Rüyası filminin galasına konuklar akın akın gelirken nihayet ev sahipleri de ortaya çıkıyor. Mert Fırat, Belçim Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ve son olarak Yılmaz Erdoğan çıkıyor kameraların karşısına. Erkekler smoking giyerken Belçim Erdoğan zarif ve beyaz bir orkide gibi duruyor aralarında. Yeniden konuklara çeviriyoruz kameramızı. Nur Yerlitaş'ın elinde mendil yok ama ağlamak için şimdiden kendini hazırlamış. Sanıyorum çok açıklıymış. Hem biraz ağlayacağım hem enerji alacağım. Kameralar kıyafet detayı alırken utangaç bir kız çocuğu gibi poz veriyor. Demet Sağroğlu daha önce Deniz Seki ile kısa süreli bir aşk yaşayan fotoğrafçı sevgilisi Murat Özdemir ile katıldı galaya. Uzun boylu beyefendi sevgilisiyle aynı kadraja girebilmek için eğilmek zorunda kaldı. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Kameralarımız şimdi de İzel'i karşılıyor. İlk defa bir filmin galasına geliyorum. Daha önce hiç denk gelmemişti. Bunca yıllık sanat hayatında daha önce hiç film galasına katılmamış İzel. Hayret doğrusu. Güzel şarkıcı katıldığı ilk gala için bu yılın modası kol ve göğüs bölgesi transparan, kendinden ışıltılı bir kıyafet tercih etmiş. Yani dedim ki acaba biraz da abarttım da yani hani başrol oyuncusu gibi. Çünkü galalara nasıl giyilir çok bilmediğim tamam, için. Böyle mi giyilir? İyi tamam tutturmuşum o zaman. Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar ilişkisi tam gaz devam ediyor. Çok
güzel bir film olduğunu zaten fragmanlarından biliyoruz. Çok değerli insanlar. Onları bu gecede yalnız bırakmak istemedik. Eminim dediği gibi çok güzel bir film olacaktır. Zinet Salih, beyaz gömlek ve deri görünümlü taytı ile katıldı galaya. Bu arada saç rengini değiştirdiğini görüyoruz güzel şarkıcının. Klip için bir değişiklik yapalım dedik. İyi. Beğenmenizi sevdim. Oktay Kaynarca eşiyle birlikte hiç konuşmadan gelip geçiyor kameraların önünden. Son günlerde aşk hayatında yaşadığı çalkantılarla gündeme gelen Derin Mermerci de hiç duraksamadan kalabalığa karışıyor. Teşekkürler film sonrası. İyi akşamlar. Kenan Doğulu ve Beren Saat kapıda gözükünce bir kargaşadır başlıyor. Heyecanlıyız biz de aylardır. Beren Saat durup poz vermeye niyetli ama Kenan Doğulu oralı değil, sevgilisini elinden tutmuş bırakmıyor. Kenan Bey bir dursak. Bir saniye ben biz de istiyam yaşamasak. Eziyet çekin elinde alın. Kenan abicim bak ölüyoruz burada. Israrlar sonuç veriyor neyse ki ve girişte kısa süre poz veriyor ikili. Üzer miyim? Meremli olduğunu. Filmde usta şair Behçet Necatigil'i Yılmaz Erdoğan canlandırıyor. O yalnız şiir yazardı. Yazık diyecek hatıra defterimi okuyan. Ne talihsiz adammış. İmanı gevremiş parasızlıktan. Bütün dünya savaşırken bu kadar güzel olmak doğru mu? Aynı kıza aşık olan ve genç yaşta vereme yakalanan iki arkadaş ne yazık ki hayata çok erken veda etti. Benim kızımdan uzak durun. İyi olmaz sizin için. Binbir zahmetle ciğerlerinizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Bir de başımıza kalp işi çıkarmayacaksın değil mi? Film gösterisinden sonra bir kez daha konuklara uzatıyoruz mikrofonumuzu. Zinet Salih gözü nemli bir şekilde çıkıyor salondan. Gerçekten çok çok güzeldi yani. Şu anda da ağlayabilirim yani. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Çok kelimeleri bir araya getirecek bir pozisyonda değilim gerçekten. Hakan Akkaya neler söyleyecek acaba film hakkında? Galiba ben en çok Kıvanç'ı beğendim. Kıvanç Tatlıtuğ. Gerçekten Oscar'lı bir adam bunu gösterdi. Ata Demirer ve eşi Özge Bora girişte görememiştik ama çıkışta yakalıyoruz. İşte sizi görememiştik hatta. Ya biz bir... lokantadaydık, yukarı çıktık. Afiyet olsun. Sağ ol. Nasıl buldunuz efendim filmi? Çok güzeldi. Ağlayanlar falan evet, var. Evet, evet. Size duygulandınız mı? Bizi de bir paketledi. Çok şiir gibi bir filmdi yani. Bırakın kalbinize dokunsun diyorum. O kadar güzeldi gerçekten. Filmin dışına çıkacak olursak Atay'a evlilik yaradı. Düzenli ev yaşantısı sayesinde hızla kilo verdi usta oyuncu. İbrahim Büyükak ve Ersin Korkut'la beraberiz şimdi. Güzeldi gerçekten. Daha önce izledin mi sen? Yok, ben ilk defa. Ben de ilk defa izledik. Ama müthiş. Abi, muhteşem. Hocanız olduğu için de yanlı oluyor olabilir misiniz? Objektif misiniz yani? Aa, yani. Biz de objektifiz. Kesinlikle objektifiz canım. Objektifiz. Hocamız da Yılmaz Erdoğan yani. Hani hani öyle objektif, hani subjektif olmayı gerektirecek biri değil ki zaten. Yılmaz Erdoğan, Mert Fırat ve Kıvanç Tatlıtuğ yerine İbrahim ve Ersin'i oynatmak isteseydi nasıl olurdu acaba? Peki bu filmde yer almak ister miydin? Ama yani Kıvanç Tatlıtuğ falan var yani. Takdir edersin ki ikimiz. Şimdi Mert Fırat'la Kıvancı yine ben de Ersin. Sence bu filmi kaç kişi izler? İki tane şair ama bu, böyle şair ama. Sen öyle bakıyorsun olaya değil mi? İkimiz böyle. Gülben Ergen hafta içi kestirdiği kısa saçlarıyla ilk kez çıktı kameraların karşısına. Bu kadar naif, aşkın bu kadar güzel anlatıldığı, resimlerin bu kadar özenle seçildiği, kostümlerin, müziğin bence Türk sineması adına çok güzel bir film. İzleyiciden tam not alıyor Kelebeğin Rüyası. Bir kere bir de o karakterlerin güzelliği ne olacak ya? Çok muhteşem. Ya, inanılmaz güzel muhteşem, insanlar. Muhteşem. Ben çok ağladım filmde. Beni çok yordu ve sarstı duygusal anlamda. Oyunculuklar bir kere müthiş. Sahneye çeviriyoruz kameralarımızı. Oyuncular sahneye çıkıp seyirciyi selamlıyorlar hep birlikte. Buruk bir mutluluk var herkesin yüzünde. Hatta Belçim Erdoğan'ın gözleri hala yaşlı. Belli ki filmi izlerken bol bol ağlamış güzel oyuncu. Yılmaz Erdoğan, Zamanın Tanıkları, Sebahat Sessiz, Şivezat Sessiz kardeşleri sahneye davet ederek, ellerinden öperek şükranlarını sunuyor. Mikrofon Yılmaz Erdoğan'da. Aslında
emaneti sahibine ilettiğimizi düşünüyorum. Seyirciye ve herkese hediyemizdir. Başrol oyuncuları neler söylemek ister acaba? Ben inşallah ömür uzun olur diyorum. Herkese, emeği geçen herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Yılmaz abiye çok teşekkür ediyorum. Bütün oyuncu arkadaşlarıma, abilerim, ablalarım hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendi bir rüyasının. Bu rüyanın bizim için gerçekleşti. Bu rüya bizim için gerçekleşti. Artık seyircinin de bu rüyayla buluşmasını çok istiyorum. Hello my love.